kıskançlık mevzusu. Evliliğin ilk yıllarını çok, mesela Olabilecek şey, ilk şey. yıllarda çok kıskanırdım. Hanımefendiler siz kendinize sorun şu an izliyorsunuz. Ya da bir beyefendi. Evliliğimin ilk yıllarında ay yani kocama karıma dünyayı zehrettim. Gerçekten çok kıskanıyordum. Ama yani bunun anlamsız olduğunu zaman içerisinde anladım deyip 10. yılında olanlar vardır. Ama şu an evliliğin ilk yıllarında eşini ciddi anlamda kıskanan, arkadaş çevresinden, kız kardeşlerinden, erkek kardeşlerinden, kadın erkek yani karışık söylüyorum. Bir kadın ya da erkek evet. üzerinden gitmeyelim. Bir evli insan üzerinden gidelim. ilk yıllarda kıskançlık daha i̇lk mı çok? yerde evet neden daha çoktur ama? Evet. Bu neden biliyor musunuz? Sahiplenme duygusuyla birlikte orada bireylerin evliliğe ait birbirlerine ait olma duygularının henüz tam oturmadığı bir süreçtir aitlik duygusu çok iyi oturmamıştır. Henüz o onu kocası o onu karısı olarak görmüştür ama birbirlerini çok iyi tanımadıkları için. Ruhsal bütünleşme diyebilir miyim? Evet kesinlikle birbirleriyle olan ilişkilerindeki süreçte hep ben hep benimle ilgili hep benden ziyade tabii geçmişten gelen hani daha önceki ilişkilerden gelen daha önceki birlikteliklerden gelen ya da aile efradının içerisinde yaşanmışlıklardan gelen kıskançlığa sebebiyet veren öğrenilmiş çaresizlikler ve olaylar söz konusu olabilir. Bu da etkendir. Ama en büyük etkenlerden bir tanesi hani yıllar sonra ya niye zehir etmişim karıma dünyayı ya da niye zehir etmişim kocama dünyayı. Halbuki dünyanın en tatlı, en sakin, en hani sadakat sahibi insanıymış. Yazık etmişim kendime diyen insanların bir kısmı da o ait olma, birbirine ait olma sürecindeki e, yapı taşlarını tam olarak oturtamadığı için. Bunun da sebebi geçmişten gelen ön yargılar, sınırlayıcı inançlar, yaşanmış olaylar. Bunlarla birlikte öğrendikçe, deneyimledikçe yapı taşları teker teker oturuyor. Aslında evlilik iki göl arasında e, kurulmaya çalışan bir köprü. Yani her bir adımın senin bu taraftan öbür tarafın öbür taraftan attığı adımlarla yavaş yavaş o güven köprüsü kurulmalı ki güven köprüsü kurulunca saygı köprüsü kurulunca sevgi her zaman daim olur. Hı -hı. Ama önce biz ne yapıyoruz? Seviyoruz, aşık oluyoruz. Duygularımız havalarda uçuşuyor. O aşk yerini sevgiye, sevgi de yerini saygıya doğru getirdiği zaman o zaman o evlilik sağlamlaşıyor. Çünkü saygının olduğu her yerde çok ciddi anlamda evlilikler çok güzel bir şekilde yürüyor. Çünkü saygı varsa sevgi var ama bireyin kendisiyle ilgili problemleri varsa kendi yetmezlikleri varsa, kendi yetinmemişlikleri varsa, kendine ait öğrenilmiş çaresizlikler varsa, kendini kendine bile ifade edemediği süreçleri varsa o zaman da problemler evlilikle birlikte başlayabiliyor.